Nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Arkadaşlar, bugün ünite 3 bilişim etiği ve ünite 4'ü birlikte işleyeceğiz. Sınavımız hafta sonu olduğu için. Ekrandaki tarih bir önceki sunumdan kalmış, kusura bakmayın. Bugün ayın 9'u, 9 Mayıs. Hem kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Şimdi bugün yaşadığımız dünyada insana ve hayata ait ne varsa etik konusunu kapsamına girmektedir. En genel haliyle de etik, insanların eylemlerini oluşturan ahlak öğretilerinin tümüdür diye bir tanım yapabiliriz. Bu noktada etik bizlere yaşadığımız toplumda var olan eylemleri sorgulayan ve doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek için yardımcı olan bir rehberdir diye tanımlanmış. Tabii son yıllarda bilişimle ilgili alanlarda da işte biz birçok ürünü kullanmaya başladığımızdan dolayı da internete ait veya bilişime ait etik kavramı da ortaya çıkmıştır. Bilişim etiği, bilişim alanında uyulması gereken yazılı ve yazılı olmayan kuralları da kapsamaktadır. Örneğin internette yer alan tüm bilgilerin herkese ait olduğu yargısı bunlardan biridir. Buna ek olarak son yıllarda işte Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda sıkça kullanılmaya başlamasıyla biçimsel özen ve içerikle ilgili de paylaşımlar herkesin dikkatini çekmiş ve çoğu insan tarafından da yadırganmaya başlanmıştır diye bir şeyden bahsediyor kitabımızda. Tabii ki Twitter'da veya Facebook'ta biliyorsunuz çeşitli paylaşımları şikayet edebiliyorsunuz. Bu işte dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapan bir tweet'tir işte veya paylaşımdır diye şikayetlerde bulunabiliyorsunuz. Bu sosyal ağlarda bunlarla ilgili kendi çaplarında önlemler almaya çalışıyorlar. Şimdi etikle ilgili kavram, bilişim etiğiyle ilgili konuşmak için buradaki temel kavramların tanımlarını yapmamız gerekiyor. Bilişim etiğiyle ilgili de temel kavramlarımız, işte bilişim ve etik zaten bir arada bulunuyor. Bunun yanında ahlak ve hukuk tanımlarını da yapmamız lazım. Bilişimle ilgili şimdiye kadar çok konuştuk ama bilişim kavramı iletişim çağı ve bilgi toplumunda teknoloji ve enformasyonun birlikte kullanılarak üretilen düzenli sonuçlar olarak tanımlanmakta kitabımızda. Etik ahlak öğretisi ve bilgisidir. Etimolojik açıdan etik kelimesi, yani kelime olarak bakacak olursak Yunanca'da etos, ahlak, ahlaka ilişkin, ahlakla ilgili ve Fransızca dakine, etik, ahlaki anlamına gelen kelimeye dayanmaktadır. Ahlaka bakacak olursak Türk Dil Kurumu'nun bilim ve sanat terimleri ana sözlüğüne göre belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen törel davranış kurallarını, yasalarının ve ilkelerinin toplamı olarak ifade edilmiş. Hukuk ise tüm insanları ve kurumları bağlayan bir olgudur ve insan ve kurum eylemlerini yasalara uygunluk açısından inceler. Hukuk düzeni, hak, özgürlük, adalet, eşitlik gibi ahlaki normlara dayanmaktadır. Şimdi felsefi açıdan bakacak olursak da üç kategoriye ayrılan etik yaklaşımları var. Bunlar meta etik, normatif etik ve uygulamalı etik olarak üçe ayrılıyor. Meta etik genelde eleştirel etik olarak da adlandırılmakta. Bu yaklaşım etik söylemlerde kullanılan dilin ve ifadelerin analiz edilmesine ve anlamlandırılmasına odaklanıyor. Normatif etik ise bir başka yaklaşımdır ve diğer ismiyle kuralcı etik olarak
adlandırılmaktadır. Normatif etik, meta etik ile uygulamalı etik arasındaki bir bağ olarak düşünülebilir denmiş. Doğru olması gereken şeyler nelerdir gibi temel sorulara cevap aramaktadır. Uygulamalı etik ise bir diğer ismiyle betimleyici etiktir. Uygulamalı etik normatif etiğin uygulamasıdır olarak tanımlanmış kitabımızda. Çoğu zaman kamu ilişkin meseleleri inceleyen uygulamalı etiğin farklı uzmanlıklardaki etik sorunları inceleyen iş etiği, bilişim etiği, mühendislik etiği, tıp etiği gibi bazı alt dalları vardır. Neyin doğru olduğuna inanılır? Bir eylem gerçekleştirirken doğru yol nedir gibi sorulara cevap arıyor bu uygulamalı etik yaklaşımı. Etik ile ilgili kuramlara bakacak olursak bunlar iki alt başlıkta incelenmiş. Birincisi teolojik, yani sonuçsalcı. Diğeri ise deontolojik, sonuçsalcı olmayan, yani birbirinin tam tersi kuramlar olarak iki alt başlıkta incelenmiş. Teolojik kuramlar etik kuramları içerisinde en geniş bakış açısına sahip kuramdır. Bu kuramlar sonuçsalcılıktır. Yani sonuçsalcılık olarak da adlandırılmaktadır. Teoloji kelime kökü Yunanca'da hedef sonuç anlamına gelen telos kelimesinden gelmektedir. Bunun yanında teolojik kuramlar arasında en çok bilinen kuram faydacılıktır. Ve faydacılık da doğru ve gerçeği bir eylemin sonucuna göre değerlendiren ve yalnızca sağladığı fayda ölçüsüne bakan bir felsefi kuram olarak tanımlanmış. Deontolojik kuramlar ise bunun tam tersi demiştik. Deontoloji genelde mesleklerle ilgili bilinmesi ve uyulması gereken ahlaki değerler ve etik kuralları üzerinde durmaktadır. Ayrıca deontoloji teolojik kuramların aksine eylemlerin sonuçlarına değil, eylemlerin kendisi üzerinde dururlar. Örneğin şöyle bir soruya cevap arıyor. Eğer herkes böyle yaparsa ne olur? Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran. Burada deontolojik kuramlar içinde önemli bir kural olarak karşımıza çıkıyor. Deontoloji kuramları arasında da en çok bilinen kuram Kantçılıktır. Kantçılık biçimcilik ve şekilcilik isimleriyle de anılmakta ve Alman felsefesinin kuruncusu Immanuel Kant tarafından onun isminden gelen bir yaklaşımdır. Şimdi bilişim eteğini geçecek olursak arkadaşlar, burada Bilgisayar Etik Enstitüsü, yani İngilizce Computer Ethics Institute tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım konusunda etik ilkelerinin temelini oluşturan 10 ilke verilmiş. Bunlar bu şeylerin temelinde. Bunlardan birkaçına bakalım isterseniz. Bir, bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz. İki, başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz. Dört, bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz. Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz demiştik. Bunun yanı sıra bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz veya kullanılamaz. Bunun içerisinde yine müzik ve video dosyaları da dahil olarak düşünebiliriz. Başka insanların bilgisayar kaynakları izin almadan kullanılamaz. Entelektüel bilgileri başkasına mal edilemez, başka insanların. Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkilerini de dikkate almaktadır. Kişi bilgisayarı ve diğer insanları dikkate alarak ve saygı göstererek kullanmaktadır. Aslında şöyle oturup bir düşündüğümüzde hani neyin doğru neyin yanlış olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz ama bu 10 ilke kısaca burada özetlenmiş. Tabii bunun yanı sıra bilişim hukuku da bu olaya dahil oluyor.
bilişim teknolojileriyle ilgili hukuki sorunlara çözüm bulmaya çalışan bilim dalı da bilişim hukuku olarak adlandırılıyor. Diğer yandan internetin kullanılmasıyla ilgili ortaya çıkan hukuki sorunları inceleyen bilim dalına da internet hukuku deniyor. Tabii bu teknolojiler geliştikçe hukuk da kendini buna göre yeniliyor. Buradaki yapılan çeşitli suçlar ele alınmaya çalışılıyor hızlı bir şekilde hükümetler tarafından. Şimdi bilişim suçu kavramına bakalım o zaman. Hukuk bu suçlarla ilgileniyorsa. Bilişim suçları teknolojinin yardımıyla genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi ya da manevi zarar verilmesi olarak adlandırılıyor. Burada bilişim alanındaki suçlarla ilgili olarak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye'de de 5237 numaralı Türk Ceza Kanunu bunlarla ilgili maddeleri içeriyor. İnternet etiğine bakacak olursak, şimdi burada internet etiği olarak bilinen ve sanal ortamlarda ve sosyal ağlarla davranış ve öğretilerini tanımlayan teknik kelimeye netiket adı verilmiş kitabımızda. Fransızca görgü kuralları anlamına gelen etiket tarzında yazılan bir kelime var. Bunu sunuma koyamadım. O yüzden göremiyorsunuz ama kitabın 68. sayfasında görebilirsiniz. Ve internet kelimelerinin bir araya gelmesiyle türetilmiş bir kelime bu da. Şimdi burada internet etiği 5 alt başlık altında incelenmiş. Bunlar başkalarına saygı, altyapı ve zamanı verimli kullanma, biçimsel özen, içerik ile ilgili özen ve öteki konular olarak gruplanmış. Başkalarına saygıya bakacak olursak, toplum karşısında kendinize yakıştırdığınız tavrı internetin sanal ortamında da sürdürünüz. Kimliğinizi saklayabileceğinizi umarak gerçek yaşamınızda benimsemediğiniz davranışları sergilemeyiniz. Bunu işte yine Facebook paylaşımlarında, Twitter ya da YouTube yorumlarında bol bol görüyorsunuzdur. Yani insanlar gerçek hayatta yapmayacakları davranışları veya söylemeyecekleri söylemleri, sözleri internet ortamında nasıl olsa kimse beni tanımıyor. Ya da nasıl olsa karşımdakini ne internet ortamında istediğim yorumu yazabilirim tarzındaki düşüncelerle uygunsuz paylaşımlarda ya da uygunsuz yorumlarda bulunabiliyorlar. Burada da bununla ilgili olarak biz gerçek hayatta bir insana nasıl davranıyorsak yine internet ortamında da bu davranışımızı korumalıyız denmiş. Altyapı ve zamanı veri kullanmayla ilgili örnek verirsek, iletişim kurarken anlamsız sayılacak gereksiz iletiler göndermeyiniz. Hiç kimsenin zamanının küçük bir bölümünü bile boş yere kullanmamaya veya almamaya özen gösteriniz. Bir web sitesinde yer alan uzunca bir metni ya da belgeyi e-posta şeklinde göndermeyiniz gibi. Burada da internet etiğiyle ilgili şeyler verilmiş. Biçimsel özenle ilgili açık kimliğinizi geçerli bir gerekçeniz olmadıkça gizlemeyiniz. Her iletinizde açık kimliğinizin net olarak belli olduğundan emin olunuz demiş. Eğer herkesi değil de bir kişiyi ilgilendirdiğini düşündüğünüz bir ileti varsa genelde hiç duyurmadan doğrudan ilgili kişiye iletilerinizi yönlendiriniz demiş. İçerikle ilgili olan özende ne demek istiyorsanız ona karşılık olan, yanlış anlaşılmalara yol açmayacak düz ve yalın deyişlerle düşüncelerinizi aktarmaya çalışınız. Olanaklı olduğunca uzun alıntılar yapmaktan ve ek göstermekten, göndermekten daha doğrusu kaçınınız. Bunların her birisi sınavdaki sorularımızda çıkabilecek şeyler. Bunlardan hangileri işte internet etiğiyle alakalıdır, değildir gibi sorularımız daha önceki yıllarda çıkmış arkadaşlar.
Öteki konular olarak da diğer şeyleri bir araya toplamışlar. İnternet ortamının sağladığı olanakların yasa dışı biçimde insanlara zarar verme için, hırsızlık için kullanılmaması gerekiyor yine. Yani tahmin edebileceğimiz gibi. Kendinizin ya da temsilcisi olduğunuz ürün veya hizmetin reklamını yapmayınız denmiş. Dolayısıyla bu internet etiğiyle ilgili başlıkları kabaca incelerseniz daha detaylı şeylere erişebileceksiniz. Peki gelelim sosyal ortamlarda ve sosyal ağlarda etik konusuna. Şimdi burası da e-posta kullanırken, Facebook kullanırken, Twitter kullanırken ve blog kullanırken diye dört ana başlık altında incelenmiş. Burada Facebook, Twitter ve blog oldukça önemli ama siz iş hayatına atıldığınız zaman e-posta bunlardan bence çok daha önemli bir hale geliyor. Ve birçok şirket işe alırken, iş alımlarında ya da yükseltmelerde, pozisyon yükseltme alacağınız zaman e-postayı nasıl kullandığınızda çok dikkat ediyorlar. Ben de burada bölümdeki diğer derslerimizde sürekli e-posta ile ilgili bilinmesi gerekenleri arkadaşlarla paylaşıyorum. Bu e-posta kısmına bence ayrıca bir özen gösterin. Sizin iş yaşamınız için oldukça önemli kurallar bunlar. Burada e-posta ile ilgili denmiş ki sadece yazacağınız konuya odaklanın. Size sorulan soruları mutlaka cevaplayın. Uzun cümlelerden, acil ifadesinden, BCC yapmadan, toplu mesaj gönderimi yapmaktan her zaman kaçının denmiş. BCC neydi? Blind Carbon Copy'nin kısaltılmasıydı geçen dönemden hatırlayacak olursanız. Birisine bir mail atarken bir kopyasını da başka birine gönderebiliyordunuz ve blind olduğu zaman gönderdiğiniz mailde bu bilgi gizleniyordu. CC olduğunda bir kopyasını, mailin kopyasını gönderdiğinizi alıcı kişi de görebiliyordu kime gönderdiğinizi. Farkları buydu. Ama burada bunun yanında işte kesinlikle bir başlık yazmak, işte bir selamlama, en sonunda iyi dileklerle maili kapatmak, isminizi yazmak gibi şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Asıl maili kesinlikle işte başlığa yazmamamız gerekiyor örneğin. İşte buradaki kitabımızda bahsedilen gibi acil işte ünlem gibi çeşitli ifadelerden kaçınmak gerekiyor. Facebook'la ilgili şeylere bakacak olursak da siz ve sizi siz gibi gösteren bir profil resmi mutlaka olsun denmiş. Yani fake bir fotoğraf profil resminize koymayın denmiş. Profil bilgilerinizde kendinizi çok abartmayın ve yanlış bilgiler yazmayın. Çoklu mesaj gönderimlerine cevap verirken sadece mesajı gönderen kişiye cevap verin. Çok az arkadaşınızın anlayabileceği şakalar yapmayın. Bir kimsenin haberi olmadan kişinin resmini etiketlemeyin. Profil sayfasına gereksiz bağlantı atmayın, link koymayın. Karşı cinsten tanımadığınız insanları rahatsız etmekten kaçının tarzında Facebook'la ilgili etik kurallar kitabımızda verilmiş. Twitter kullanırken bilinmesi gerekenlere bakacak olursak da bir soru sorduysanız mutlaka cevaplandırın. Twitter'da kaba olan gerçek yaşamda da kabadır söylemini unutmayın. Çok sık tweet atarsanız, tweet yazarsanız insanlar sizden bıkarlar tarzında Twitter'la ilgili şeyler de verilmiş. Blog kullanırkense hiçbir blog yazısında yazarı ve yazılanları aşağılamayın. Hor görmeyin yani. Birisi sizin blogunuzu ziyaret ettiyse ve yorum yazdıysa en kısa zamanda siz de onunkini ziyaret edin tarzında etik kurallardan bahsedilmiş. Evet. Çok özür diliyorum. Dersten önce kapatmayı unuttum, kusura bakmayın. Tamam. Şimdi
Blog'u da bitirdiğimize göre internette intihale bakalım. İntihal aşırma ya da çalıntı olarak diğer anlamları olarak verilmiş. Şimdi bu ne demek? Başkalarının ürünlerini, yazı, resim ya da video olabilir, hiç önemli değil. Kaynak göstermeden kendininmiş gibi göstermektir. İnternet üzerinden erişebileceğimiz bilgi her geçen gün arttıkça bu etik dışı davranışlara ve yanıltmalara da sebep olmaktadır. Burada intihal tipleri verilmiş. Kaynak göstermeden yapılan intihaller, hayalet yazar, mevcut yazı, yetersiz gizleme, kendinden aşırma, fotokopi ya da emek tembelliği olarak tanımlanmış. Bunların detaylı açıklamaları kitabımızda bulunuyor. Kaynak göstererek yapılan intihaller ise unutulan dipnot, yanlış bilgilendirme, fazla mükemmel alıntı, becerikli atıf yapma ya da mükemmel suç olarak tanımlanmış durumda. Bunların her birisi farklı bir intihal tipine neden oluyor. İnternet üzerinden intihal denetlemek içinse çeşitli araçlar bulunuyor. Bunlar Copyscape, Double Checker, Glut Plagiarism, Authenticate, Turnitin gibi farklı şirketlerin farklı ürünleri mevcut. Örneğin burada da bir tez yazdığınızda veya bir ödev yaptığınızda bu intihal denetleme programlarından yararlanılıyor. Sizin yazdığınız tez ne kadar orijinal, ne kadar bir yerden alıntı yapılmış, bunların kontrolleri yapılıyor. Bu ünitenin son konusu açık eğitsel kaynaklar. Açık kaynak hareketi toplumsal yaşamın her alanına yayılmış bir yaklaşım ve özellikle eğitim alanı bu yaklaşımların en önemli ve yaygın olduğu alanlardandır. Açık lisans altında eğitim, öğretim ve araştırma gibi etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilen dijital eğitsiz kaynaklara açık eğitsel kaynaklarda denmektedir. Şimdi burada Creative Commons lisansı diye bir tanım var. Amerika Birleşik Devletleri merkezli kar amacı gütmeyen Creative Commons kuruluşu 2001 yılında kurulmuştur ve bu lisans telif hakkı bulunan bir eserin veya çalışmanın ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir kamu lisansı olarak tanımlanmış. Bununla ilgili yalnız bazı kitabımızın 73. sayfasında bununla ilgili farklı lisans şartları bulunan, farklı şartları ve farklı açıklamaları bulunan lisanslar var. Bunların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz ama örneğin bazısı düzenleme yapmaya izin veriyorken bazıları işte düzenleme yapmak için izin almanızı istiyor ya da işte bunu ticari olarak kullanmanıza bazıları izin verirken bazıları izin vermiyor gibi farklı tipleri bulunuyor bunu bu lisansların. Bunlara tek tek bu 73. sayfadan ki tablodan ulaşabilirsiniz. Tabii burada bir de telif hakkı, telif serbestisi ve özgür telif gibi kavramlar var. Telif hakkı İngilizce'deki copyright kelimesini ifade ediyor. Ve şuradaki gördüğünüz C harfiyle sembolü. Telif hakkı herhangi bir bilginin veya ürünün kullanılması ve yayılmasıyla ilgili hakların yasalarla belirli kişilere ait olduğunu bildiriyor. Telif serbestisi telif hakkı alınmış tüm ürünlerin üzerindeki hakların ve sınırlamaların kaldırıldığını ifade ediyor. Özgür telifle ilgili bakacak olursak da telif hakkı teriminin tam zıttı olarak karşımıza çıkmış durumda. Şimdi dördüncü üniteye geçelim arkadaşlar. Dördüncü ünitemiz eş zamanlı iletişim araçları.
Eş zamanlı yaşama, iletişim biliyorsunuz. İletişim sürecinin temel unsurları kaynak, mesaj ya da ileti, alıcı, kanal, geri bildirim ve iletişim ve engellerden oluşuyor. Bu temel unsurları kitabımızda şu şekilde ifade edilmiş. Kaynak belirli bir kişi olabileceği gibi kitap, gazete, dergi, radyo gibi çeşitli araçlarda olabilir. Kanal genel olarak iletim yöntem ve ortamını yani medyayı içerir. İletiler sözlü, sözsüz, durağan ya da hareketli görseller biçiminde de olabilir. Mesaj ya da ileti kaynaktan belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikri anlatan yine yazı, ses, resim ya da çizim olabilmektedir. Alıcı mesajı karşılayacak kişi olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesajı alacak hedefimiz olarak karşıya çıkıyor. İletişim engelleri iletişim sürecinin sağlıklı biçimde işlemesini güçleştiren her türlü engel olarak tanımlanmış. Bu engeller fiziksel, örneğin dışarıdan gelen duymayı engelleyen sesler ya da internet bağlantısının zayıf olması gibi örnekler verilebilir. Örneğin burada yaptığımız derslerde internet bağlantısı bazı haftalarda kötü olabiliyordu. Bu da iletişimimiz açısından bir engel olarak düşünebiliriz. Geri bildirim ise kaynaktan alıcıya ulaşan mesaja alıcı tarafından verilen tepkidir. Sanki bir cevap gibi düşünebilirsiniz. Peki, eş zamanlı iletişim ne anlama geliyor? Demek ki bunun bir de eş zamansız versiyonu var. Eş zamanlı iletişim, iki ya da daha fazla bireyin birbirleriyle farklı teknolojiler yoluyla aynı yerde olmalarını gerektirmeksizin aynı anda iletişim kurabilmelerini sağlar. Yani şu anda yaptığımız şey aslında bir eş zamanlı iletişim olarak karşımıza çıkıyor. Uzaktan eş zamanlı iletişime senkron iletişim olarak da isimlendirebiliyoruz. Örnek olarak cep telefonları, Skype, Google Hangout, Messenger gibi web konferans sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim süreçleri olarak örnekler verilebilir. Benzer biçimde eş zamansız iletişime de örnek verecek olursak bunlar e-posta, blog veya mesaj gönderme tarzında şeylere örnek verebiliriz. Yani farkımız şu, birinde aynı anda aynı ortamda birbirimizle iletişim haline geçiyoruz şu anki derste olduğu gibi ve aynı ortamda da fiziksel olarak aynı ortamda da bulunmuyoruz. Özetle bunu söyleyebiliriz. Peki eş zamanlı ve eş zamansız iletişimin üstünlükleri ve sınırlılıkları yine kitabımızda verilmiş. Kısaca bakacak olursak eş zamanlı iletişimin üstünlükleri alıcının aynı zamanda kaynakla bir arada olması gerçek yüz yüze iletişim ortamı hissiyatı yaratıyor. Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geri bildirimde bulundurulabiliyor. Etkileşimli anlık grup tartışmaları yapılabiliyor. Fakat eş zamansız olan da kaynaktan gelen mesaj istenildiği kadar incelenebiliyor. Örneğin sizde bir mail geldi. Biraz inceleyip cevap verebilirsiniz ve bu da size bir avantaj sağlayabilir eş zamansız olması. Ya da alıcı mesajla aynı ortamlarda olmak zorunda değil yine herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabiliyor. Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için de kullanılıyor. Yani size bir aynı anda olması gerekmiyor, size bir zaman tanıyor bu iletişimi kullanmak için. Peki sınırlılıklarına bakacak olursak sol taraf yine eş zamanlı iletişimi, sağ tarafta diğerini gösteriyor. Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yok eş zamanlı da.
Bireysel farklılıklara göre kişiye özel yaklaşım sergilenmesi oldukça güç olabiliyor. Alıcıda yalnızlık hissiyatı oluşturulabiliyor. Eş zamansıza bakarsak, mesajı işleme süreci alıcının elinde olduğundan alıcı söz öz yönelim ve denetimi yüksek bir birey olmak durumundadır. Anlık geri bildirim ihtiyacı karşılanamaz eş zamansız olanda. Eş zamanlı iletişim araçları kitabımızda yine 3 alt başlıkta incelenmiş. Bunlar telefon, anlık sohbet ve web konferans sistemleri. Ve telefonun icadından başlanmış kitabımızda. Biliyorsunuz telefon bireylerin anında sözlü, yazılı ve görsel işitsel bağlantı kurmasını sağlayan bir amaç ve uzun yıllardır telefonun mucidi Graham Bell olarak tanıtılmıştır. Ancak 2002 yılında yine ABD'deki Temsilciler Meclisi'nin aldığı Antonio Meucci'nin hayatının ve başarılarının tanınması ve onu telefonun icat ettiğinin kabul edilmesi gibi bir karar da alınmış. Telefon uzun yıllar sadece sesi aktarırken son yıllarda ve daha önceki ünitelerimizden de bildiğiniz üzere telefonlar artık cebimizde taşıdığımız bir bilgisayar haline geldi. Birçok uygulamayla yüzlerce farklı işi yapabiliyoruz telefonlarımız sayesinde. Pardon, anlık sohbete geçtik. Anlık sohbet ve sohbet odaları, yani instant messaging ve chat rooms olarak adlandırılan ve sık karıştırılan iletişim araçları. Özde birbirinden farklı özelliklere sahip bunlar. Sohbet odaları grup iletişimi için geliştirilmiş araçlardır. Sohbet odasına giren kişilerin yayınladıkları mesajlar tüm üyeler tarafından görünür. Bir başka deyişle bir kişiden gruba iletişim imkanı sunan ve genelde eş zamansız iletişimi içeren araçlardır. Oysa anlık sohbet bundan farklı, uzaktan kişiler arası iletişim kurmaya yardımcı olan bir iletişim aracı bu. Bir başka deyişle bir tür kişisel sohbet odası kurarak o an çevrimiçi odada bulunan başka biriyle iletişim kurmanıza izin veren eş zamanlı iletişim aracı olarak tanımlanıyor. Bunları örnek verecek olursak, az önce söylediğimiz gibi Skype, Google Hangout, işte web konferans sistemleri gibi şeyler örnek, pardon, web konferans sistemleri ayrı, Skype ve Google Hangout bunlara örnek verilebilir. Pardon. Web konferans sistemlerine gelecek olursak da eş zamanlı iletişimin bir başka yolu ve web konferans sistemlerinde internet teknolojileri kullanarak çevrimiçi eş zamanlı olarak birebir ya da bir merkezden birçok alıcıya metin tabanlı mesajlar, görseller, ses ya da videolar iletilebiliyor. Eş zamanlı iletişim araçlarının güvenlik ve etik kullanımı ile ilgili bir son konumuz var. Biliyorsunuz telefon, anlık sohbet, web konferans sistemleri hem günlük hayatımızda hem de iş ve eğitim hayatımızda önemli bir konumda. Ancak birçok masum insan maddi ve manevi zararlar görebiliyor dolandırıcılar ya da dediğim gibi biz burada dolandırmayı şey olarak kullanıyoruz, birinin parasını çalma veya hakkını gasp etme, hırsızlık yapma gibi kullanıyoruz. Yani insanların paralarını internet ortamında eş zamanlı iletişim araçlarının kullanımıyla çalabiliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü de farklı mecralarda dolandırıcılıktan kaçınmak için uyarılarda bulunmuş. Bunlar işte hiçbir polis, savcı, jandarma bir vatandaştan para istemez, telefonla arayıp para istemez ya da mesaj yoluyla para istemez. Sigorta şirketlerinin adını kullanarak sağlık sigortasını yeniletmek amacıyla
para talebinde bulunduranlara kişiler inanmamaları gerekir. Size bir mesaj gönderip de bu mesajın ne olduğunu hiçbir banka size sormaz. Gibi çeşitli alabileceğimiz önlemler var. Bunlara dikkat etmeliyiz. Bunun yanında telefonda etikle ilgili de bazı şeyler var. Bazı kurallar var. Bu kurallar da şu şekilde özetlenmiş. Birkaç tanesine bakalım. Telefonu açınca günaydın, iyi günler gibi bir selamlama yapmalıyız. Uzun konuşmalardan kaçınmalıyız. Genelde telefonu arayan önce kapatır, ancak yönetici veya diğer üstlerle konuşuluyorsa bu kurala aykırı olarak onların kapatması beklenir. Telefon konuşmalarında gizli bilgiler çok gerekmedikçe verilmemelidir. Özellikle halka açık yerlerde başkalarını rahatsız edecek biçimde yüksek sesle konuşulmamalıdır gibi çeşitli etik kurallar sunulmuş Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2011 yılındaki bir yayınına göre. Şimdi birkaç dakikada son sorularımıza bakıp 3. ve 4. üniteyi bitirip sınav öncesinde bir iki örneğe bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu türlerinden biri değildir? A. Mantıksal bilgisayar sabotajı. B. Lisans sözleşmesine aykırı kullanmak. C. Kişisel verileri yaymak. D. Açık kaynaklı yazılımlarda değişiklik yapmak. Girdi çıktı program hileler tarzında verilmiş. D. Aynen. Açık kaynaklı yazılımlarda değişiklik yapmak bu bilişim suçlarından bir tanesi değil. Biliyorsunuz kişisel verileri yaymak, örneğin Facebook'un bu Amerika'daki skandal mı denir, bu kullanıcıların bilgilerini yaydığı ile ilgili işte Amerika Meclisi'ne gidip çeşitli açıklamalarda bulunmuştu, değil mi? Bu gerçekten çok üst seviyede bir suç olarak nitelendirilebilir. Ancak açık kaynaklı yazılımlarda değişiklik yapmak bunlar arasında değil. Evet, diğer sorumuz: aşağıdakilerden hangisi bilişim etiği çerçevesinde özen gösterilmesi gereken durumlardan bir tanesi değildir? A. Düşünceleri düz ve yalın bir dille aktarmak. B. Uzun alıntılar yapmaktan ve ek göndermekten kaçınmak. C. Esprili ve alaycı anlatımdan kaçınmak. D. Tartışma listelerinde düşünceleri kabul ettirmekte ısrarcı olmamak. E. Açık kimliği geçerli bir gerekçe olmadıkça gizlememek. Bu söylediğimiz şey az önce bahsettiğimizin tam tersi. E doğru seçenek. Zaten A, B, C ve D'yi de rahatlıkla anlayabiliyoruz. Hani günlük yaşantımızdan da sadece bilişimle ilgili olmasına gerek yok. Genel etikle ilgili şeyleri düşündüğümüzde A, B, C ve D'nin özen gösterilmesi gereken şeylerden bir tanesi olduğu söylenebilir. Peki, bilişim suçları esas itibariyle aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? Ne demiştik? Bu da Türk Ceza Kanunu'ndaydı. Türk Ceza Kanunu'nun şimdi şu an maddesi ezberimde değil ama az önce bahsettiğimiz bir maddesinde Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde Türk Ceza Kanunu'nda bulunuyor. Evet, sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bugün 2 üniteyi de sınavımız öncesinde 2 üniteyi de iki üniteden de bahsetmeye çalıştım. Hafta sonu olacak zannedersem sınavınız. Tam emin de değilim tarihiyle ilgili ama size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bol şanslar, sağ olun.